Gelibolu'dan bindik. Yavsek Yevgi'den feribottayız. Bu hafta sonu Çanakkale'de olacağız. Truva Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz Truva atı, Truva Savaşı'nın en stratejik silahı olarak kullanılmış ve kazanılmasını sağlamıştır. Burası da kazılar sonucunda ortaya çıkan dini alanlar. Truva Antik Kenti'nde gezmeye devam ediyoruz. Girişte gördüğümüz Truva atından sonra içeride birçok farklı yapıyla karşılaşıyoruz. Burası milattan önceki dönemlerde birçok topluma aslında yuva görevi görmüş. 9 farklı katmandan oluşuyor burası. Her kazıda da farklı bir bölge ortaya çıkartılmış. Dini alanlar, tiyatrolar, karşımıza çıkan yapılar arasında. Truva atını gördüğümüzü söylemiştik girişte. Dolayısıyla burada Truva Savaşı'na da şahitlik etmiş bir bölge. Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulan bu alan, Paris'in Helena'yı kaçırması sonucunda patlak veren Truva Savaşı'nda yaşandığı yer. Truva Açık Hava Müzesi'ni gezdik. Şimdi sıra Truva Müzesi'ne geldi. Hadi! Müzesi'nden sonra Arkeo Köyü'ne geldik. Şimdi burada büstlerin olduğu bölge yapmışlar. Bu büstlerin olduğu tarafta bir meydana bakıyor, tarlaya bakıyor. O da Truva Savaşı'nın gerçekleştiği alan. Şimdi iki tane büstün ortasında duruyorum. Bu taraftaki Helen, bu taraftaki Paris. Zaten mitolojiden de bildiğimiz kadarıyla Helen'in Paris'e kaçmasından dolayı Truva Savaşı başlıyor. Büstleri gezdik. Şimdi aşağıda Troy evi var. Troy evini gezeceğiz hep beraber.
Arkadaşlar bugün Troya Antik Kenti'ni gezdik. Oradan sonra da Troya Müzesi'ni ve iki tane köy gezdik. Bunlar Çıplak Köy ve Arkeo Köyü. Daha sonrasında yemek molası verdik. Şimdi de Kordon'dayız. Truva atının önündeyiz. Bu at Truva filminde kullanılan atın ta kendisi. Bugünü de Kordon'da yürüyüş yaparak sonlandırmayı planlıyoruz. Ne oldu? Nereye basacağım?